cos cos sin sin formülü fark formülüdür. Arada artı işareti varsa bu yüzden cos 40 eksi x kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2'de aklımıza gelen ilk doğru nedir? Cos 30 olmasıdır. Şimdi buradan 40 eksi x eşittir 30 derece dersek aslında normalde doğrusu budur tabii ki. Bir de ne yapmak? Kök çözümlerinde eksi 30 artı 360 k demek. Kosinüs de durum buydu. Şimdi şöyle Eksi x gördüğüm yere x gördüğüm yere 10 yazarsam sağlıyor. Şıklarda da var ama eğer böyle bir durum olmasaydı tek tek kökleri sorsaydı arkadaşlar. Böyle eksi x eşittir eksi 10 artı 360 k sonra eksi x eşittir eksi 70 artı 360 k yapıp tek tek kökleri bulurduk açıkçası. Logaritma 3 63 nasıl yazılabilir? Logaritma 3 3 artı logaritma 3 21. Eksi 1 Logaritma 21 tabanında 3. Şimdi bir kere 1 ve 1 birbirini götürdü. Log 3 21. Log 21 3'te neye bakacağız? Taban ve sayı aynı. Log 3 3 kaldı. Buradan da 1 geldi. C şıkkı. Negatiften gidecek. O zaman sin 70 pozitiftir. Cos 110 ikinci bölgenin negatif olduğu için buradan devam eder. Sin 100 eksi sin 100 olduğu için sin 100 de normalde pozitiftir. Ama burada negatif olacak haliyle. Buradan devam edecek. Tan 210'a geldiğimiz zaman da tan 180 artı 30'dur. Üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Tan 30'a eşit olur. 1 bölü kök 3'tür. Hangisi D şıkkı? İçler dışlar çarpımı yok. X'in eğer işaretini bilmiyorsanız ki burada zaten öyle bir durum yok. Ne yapacağız arkadaşlar? Normal çözeceğiz. Payda eşitleyerek çözeceğiz. X şöyle alayım kalemi pardon x eksi 2 bölü x eksi x bölü x eksi 2 küçük eşit 0. Payda eşitlersek x eksi 2'nin karesi x kare eksi 4 x artı 4. Yine payda eşitlersek eksi x kare bölü x çarpı x eksi 2 küçük eşit 0. X kareler gitti. 4 eksi 4 x bölü e, burası da x çarpı x eksi 2 küçük eşit 0 oldu. Artık 4 eksi 4 x'in kökü 1 x'in kökü 0, bunun kökü 2. Küçükten başlayarak 0, 1, 2 olacak arkadaşlar. Baş katsayı burada eksi, bunlar da artı eksiyle başla, artı eksi artı. Ne olmasını istiyoruz? Burada büyük o, sol tarafa atmışız, küçük olmasını istiyoruz. Bir burası, bir de burası. Şimdi buna göre 0, 1 açık aralığı. Peki bir paydayı 0 yapıyor mu? Hayır. Hatta kapalı aralık yapabilirmişim onu. Birleşim. Sonra arkadaşlar 2. Payı sıfır paydayı sıfır yapıyor o yüzden açık aralık almalıyım. 2 sonsuz. Böylece C'yi artık 2 bulduk. A'yı arkadaşlar 0 bulduk. Ve B'yi de 1 bulduk. Hangisine negatif vermiş? A'ya yani 0'a. O zaman 2 artı 1'den 3 oldu. A şık. Öklit özelliğini hatırlayın. Taban bu ve tabanın tamamı. Haliyle 75 eşittir. Log x 2 çarpı log x 2 artı log x 4 oldu gördünüz mü? Şimdi log x 4 bu arada nedir? 2 tane log x 2'dir arkadaşlar. Haliyle buradan da 3 log x 2 oldu. Şimdi log x 2 de burada sadeleştirirsek 75 ile 25 eşittir log x 2'nin parantez karesi. Log x 2 eşittir 5 veya log x 2 eşittir eksi 5. Buradan e, x'i bulmak istiyoruz ya x üzeri 5 2 olursa x her iki tarafın 1 bölü 5. kuvvetini alırsak x üzeri 1 bölü 5 olur. Şıklarda zaten var a veya aynı şekilde eksiye göre bakacaktık. Ama burada zaten onu istemediği için diğerini kontrol etmeye gerek yok. Şu mavi dikdörtgenin alanı en büyük. Bir kenarı bir birim zaten. Diğer kenarını bulmak için de x gördüğümüz yere eksi 5 yazarsak 25 a olur. Böylece bunun alanı 25 a. En küçük olan kırmızı dikdörtgenin alanında da x gördüğümüz yere 3 yazarsak 9 a. Zaten diğer kenarı da 1 olduğu için alan 9 a. Bunların farkı bize 16 a getiriyor ve 48 olarak verilmiş a buradan 3 oldu. Şimdi bunların tek tek alanlarını bulursak 1. 25 çarpı 3 olduğu için bu artık 75 olacak. Sonra arkadaşlar bu 4 yazarsak yerine 16 çarpı 3'ten 48 olacak. Ve yine burada da 9 çarpı 3'ten 27. Burada da yine 4 yazdığımız zaman 16 çarpı 3'ten 48. Toplamda 96, 75 ve 27. Bunların toplamı 198 A şıkkı. Birincisi ne olursa olsun x büyük eşit 0 olmalı. Çünkü kökün içi negatif olamaz. Bu birinci şart. İkinci şart köklerini bulursak kök x eşittir 4'ten 16 gelir bir kök. Payda da x kare eşittir 36'dan bir kök eksi 6 diğeri de 6. Yerine yazdığımız zaman eksi 6, 6, 16. Yukarının işareti artı aşağının da artı. Artı, eksi, artı, eksi. Ancak dediğim gibi x büyük eşit 0 olmalı. Yani aslında cevap şu şartlar altında geçerli arkadaşlar. Haliyle Burada bakın ne olursa olsun 6 ile 16 ama başka bir durum olsaydı o sıfırdan büyük işimize yarayacaktı. Böylece 6 paydayı sıfır yapıyor. Açık aralık 16 payı sıfır yapıyor. Problem yok 6'dan 16'ya 10 tane tam sayı değeri var sağlayan C şıkkı. Şimdi kalanlar farklı ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu yazdığınız zaman aslında kalan yerine bazen bir sabit sayı geliyordu. Hep aynı çıkıyordu onu yapıştırıyorduk. Ama burada 2x yazmalıyız. Çünkü zaten bunlara x-1 veya x-2 veya x-3 ile bölümünden kalan oraların 0 olduğu için sadece buraya yazacağız. x gördüğümüz yere 1, 2, 3 yazınca 2, 4, 6 geliyor gerçekten. İşte size px polinomunun oluşturulmuş hali. Bundan sonra artık x-1 polinomunun x ile bölümünden kalan demek 0 yaz demek. Haliyle x gördüğümüz yere 0 yazarsak p-1 soruyor. 2x 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 4. Bir de eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 oldu. Böylece buradan arkadaşlar P eksi 1 eşittir eksi 50 C şıkkı geldi. Bu soruda gerçekten arkadaşlar şıklardan giderek denemek lazım. Çünkü yani görülmüyor öyle şunu yaparım bunların arasında buradan bunu hallederim. Log 20'ye ulaşırım demek çok kolay değil. O yüzden tek tek deneyeceğiz olmayacak. C şıkkına geldiğimiz zaman log 24 6 eksi şey pardon artı log 3 96 bölü log 3 24 bölü diğeri de eksi log 5 olacak. Şimdi önce bölüyü yapmamız lazım. Log 3 96 log 3 24. Burada ne söyleyeceğiz? Log 3'ler aynı olduğu için log 24 96 olacak arkadaşlar. Bu da log 24 6 haliyle arada artı olduğu için log 24 96 çarpı 6 diyeceğiz. Buradan yola çıkarak 96 çarpı 6 derken şurası 16 çarpı 6. Burası da 6. Bakalım acaba 24'e 24 ile e, 24 ilgili bir şeye ulaşabilecek miyiz? Şimdi burada 8 çarpı 2. Burada 3 çarpı 2 çarpı 6. Şimdi hatta şurası da 2 çarpı 3. Bakın şimdi. Şurası 8 çarpı 3 dersek 24. Bunları da çarpınca 24. Demek ki bu 24'ün karesiymiş. O yüzden log 24, 24'ün karesi 2 diye çıkar. Artık 2 eksi log 5. 2 eksi log 5 ne demektir? Log 100 eksi log 5'tir. Bölersek log 20 olur. Bakın gerçekten dediğim gibi deneyip C şıkkının doğru olduğunu görüyorum. Müthiş bir şey yapmanıza gerek yoktu. Bu soruda arkadaşlar gerçekten deneyerek görmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi soruda normal vakit kaybettiricilik var. O yüzden ayette de problem olmadığı için sıkıntı etmemeniz gerekir bunu. Yani şak diye görebilir miyim hocam? Valla şanslıysan ilkinden tutturursun. Yoksa olmaz. Ben size tek tek ihtimalleri söyleyeyim. Bir, bunlar arkadaşlar çarpıldığında x eksi 2 mesela px burada x eksi 2'nin karesi olabilir. rx de x eksi 4 çarpı x eksi 6 çarpı 2 olur. Böylece iki polinomu çarpınca bakın x eksi 2'nin karesi. Sonra başta 2 durur. X eksi 4 çarpı x eksi 6'nın gerçekten kökleri 2, 4 ve 6'dır. Böylece iki çift katlı kök olmuştur. Oradan hallederiz. Ha şunu diyebilirsiniz, neden orada hemen x eksi 2'nin karesi diye onu çift dereceli seçtiniz? Şundan dolayı. Bölümde arkadaşlar fark ettiniz mi? Kökler sadece 2. Bu ne demek? aslında x eksi 4 ve x eksi 6 paydadaymış. Böylece gerçekten 4 ve 6 kök olmayacağı için ne olacaktır? Sadece 2 olacaktır. Bu ihtimallerden sadece bir tanesi. Şimdi buradan yararlanarak bakalım ne olur diye. Bu şartlarda arkadaşlar olursa Rx artı 1, Px artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan 0 olduğu için x gördüğüm yere 2 yazacağım. Böylece P3 artı R3'ü bulacağız. P3 bu mantığa göre kaç gelecek? 3 eksi 2 1'in karesinden P3 1. Sonra arkadaşlar R3'e bakarsak şu denklemde neredeydi o? Ha, şu denklemde e, 3 yazdığımız zaman 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 bu da 6 geldi. Bu da R3'e eşit. Sonuçta bunların toplamı cevap 7 şıklarda var. Ancak bu dediğim gibi ben hani hem cevabı bilmekten kaynaklı diye düşünmeyin. Denedim oldu gibi. Ama soruda hemen bunu bulamayabilirdiniz. Bu noktadan sonra isteyen dinlesin. Ben de o diğer ihtimalleri göstereyim. İkinci ihtimal arkadaşlar şu. Px, x eksi 2 çarpı x eksi 4 olur. Olsun. Rx de arkadaşlar 2 çarpı x eksi 6 çarpı x eksi 4 olsun. Bakın şimdi bunları çarpınca x eksi 4'ten bir tane gelecek. X eksi 2'den de 2 gelecek. X eksi 6'dan da 6 gelecek. 2, 4, 6 olacak. Böldüğümüz zaman bunlar gidecek. X eksi 6'yı kök kabul edemezsin. Haliyle buradan kök 2 olacak. Bakın böyle de olur. Burada ama P3 ve R3 toplamı şıklarda olan bir cevap gelmeyecek. Bakalım. Şimdi yerine yazdığımız zaman 3 eksi 2'den arkadaşlar 1. R3'ü bulmak istediğim zaman 3 eksi 4 e şurası pardon e, P3'e ne diyeceğim? 3 2 1, 3 4, 1 buradan eksi 1 geldi. Sonra burada yerine yazdığımız zaman 3 6, 3, 3 4, 1 burası da 2 oldu. Haliyle 6 eksi 1'den 5 oldu bakın gördünüz mü? Şıklarda yok. Son ihtimal ne olur onu da söyleyeyim. x eksi 2 çarpı x 6 olur Px. Rx de x 4 çarpı x 6 olur bölünce bunlar bu sefer sadeleşir. Hakikaten payda da 0 olacak şekilde 4 veremem. Tek kök yine x 2 geliyor. Buradan da yazdığınız p3 artı r3 yine gelmeyecektir. Ama dediğim gibi tamamen burada ilk yaptığım aslında tesadüf eseri ilk olarak onu denemiş oldum. Ya bunlardan başlasaydım oraya varana kadar tek tek denemem gerekiyordu. Adım adım gidelim. Dikdörtgenin sol kenarı y ekseni alt kenarı x ekseni olursa. Böylece arkadaşlar şimdi bu dikdörtgenin alanı 128'de verilmiş hemen kenarı bulalım. 2A çarpı A kare 128 olduğundan A küp 64 A arkadaşlar 4 oldu. Haliyle artık burayı biliyoruz ki 4 birim 4 birim burası da 4'ün karesinden 16 birim. Şimdi bakın tepe noktasının apsisine dikkat edin lütfen burada 4'e 0 oldu. Tepe noktası bilinen bir parabol AX eksi 4'ün karesi artı 0'dır. Ve Gördüğünüz gibi şurası 8 ver veya da 0 verelim sorun değil. 0 verdiğimizde y'si 16 olan noktadan geçiyor. Şu 0'a 16 noktası. Hemen veriyorum a çarpı 16 eşittir 16'dan a'nın 1 olduğunu görüyorum. Demek ki ilk denklemimiz arkadaşlar x eksi 4'ün parantez karesiymiş. O yüzden birinci öncül doğru oldu. Gelelim ikinci öncüle hemen kenarda göz ya da da ise sileyim şurayı. Buradan bir kurtulalım. Şimdi ikinci denklemde artık soruda diyor ki dikdörtgenin sağ kenarı y ekseni burası ve alt kenarı da x ekseni olacak. O da burası arkadaşlar. Şimdi haliyle ne olur buradan? Eksi 4'e 0 olur. Yeni apsis tepe noktasının x a artı 4'ün parantez karesi artı 0 deriz. Yine bakın burada 0 verdiğiniz zaman ordinat 16. Hemen 16 eşittir. 16'dan a1 olur. Böylece bu da arkadaşlar direkt x artı 4'ün parantez karesi oldu. Evet ikincisi de doğru oldu. Son artık yorumumuzu yapalım. Bunu da sildim. Şimdi dikdörtgenin sol kenarı y. Üst kenarı da x ekseni olacak. O zaman tepe noktasının apsisine dikkat edin lütfen. 4 ordinatı da eksi 16. Değil mi? Aşağısı 16 birim kaldığı için. Haliyle bu yüzden a x eksi 4'ün karesi eksi 16 eşittir y denklemi. Üzerindeki bir nokta sıfıra sıfır denklemi sağlar. Sonuçta grafik üstünde bakın bu orjinin Haliyle a çarpı eksi 4'ün karesi 16 eşittir 16'dan. A da buradan arkadaşlar kaç gelmiş oldu? 1. Demek ki x kare Eksi 8 x artı 16 eksi 16'dan bunlar gitti. Bu oldu. 3'ü de doğru oldu. E şıkkı.